Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz sebep-sonuç cümleleri. Sebep-sonuç cümlelerini çünkü, için, dolayısıyla, bu nedenle, bu yüzden, bunun sonucunda ifadeleri birbirine bağlar. Minik bir misafirim var, onu hemen alıp geliyorum. Minik misafirim geldi. Tabii ki pankek. Cümlemize birlikte bakalım. Kardeşim hayvanları çok seviyor. Bu yüzden kedi besliyor. Çocuklar, kedi besliyor olması sonuç. Peki kedi beslemesinin sebebi ne? Tabii ki kardeşim hayvanları çok seviyor cümlesi. Bu yüzden kedi besliyor. Değil mi pankek? Hayvanlar çok tatlı değil mi çocuklar? Pankek. Bir sonraki videolarda artık pankekle görüşürüz belki. Hadi ben derse devam edeceğim. Güle güle. Cümlelerdeki sebep ve sonuç kısımlarını belirleyelim. Kıyafetim kirlendiği için yıkadık. Yıkadık sonuç oluyor çocuklar. Peki yıkamasının sebebi ne? Tabii ki kıyafetinin kirlenmiş olması. Bu da sebep oluyor. Geç saatte uyudum. Dolayısıyla sabah uyanamadım. Sabah uyanamamış olması sonuç. Peki uyanamamasının sebebi ne? Geç saatte uyuması. Sebep bu oluyor çocuklar. Parka gelmedi çünkü annesi izin vermedi. İlk yazılan parka gelmedi, bu sonuç oluyor. Peki gelmemesinin sebebi ne? Annesinin izin vermemiş olması. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.